Bakınız insan nankör Rabbine. Bununla yetinmeyip وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Kalkıp bir örnek veriyor ve diyor ki yani bu çürümüş kemikleri kim diriltir? Bu ayet Ubey ibn-i Ka'b hakkında, Ubey ibn-i Halef hakkında inmiştir. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve ellerinde şöyle ölü bir kemik bulmuş böyle, çürümüş böyle, tam çürümüş. Böyle şöyle yapıyor. Ya Muhammed, şöyle alay ediyor ha. Ya Muhammed, sen diyorsun ki, yani Allah bizi tekrar diriltecek değil mi? Şimdi ben de soruyorum ya Muhammed. Allah bizi tekrar diriltecek mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzüne bakarak evet dedi. Şüphen mi var? O zaman bu Ubey şöyle kemikleri şöyle ufladı ve şöyle havaya fırlattı. Zerreler gibi oldu. Şöyle. Dedi ki ya Muhammed şimdi bu zerreleri Allah toplayıp insan haline mi getirecek? He? İşte o zaman bu ayet nazil oldu. Bu ayet diyor ya قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Allahu Ekber. Vallahi kardeşlerim Kur'an'ı anlayarak okumak bambaşkadır. Okuyoruz anlamıyoruz. Allah için Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman mutlaka Türkçesine bakın. Diyor ki evet şüphen mi var? Seni yoktan var eden Allah seni bir daha diriltip ve bir daha yani seni yoktan var eden Allah bir daha öldürüp ve diriltmeye kadirdir Allah diyor. Ondan dolayı sen cehenneme gireceksin ey Ubey diyor. Tıpkı cennetle müjdelenen sahabe var oldukları gibi cehennemde de müjdelenen kafirler, müşrikler de vardır. Kim diriltecek ya Muhammed? Kim? Hemen Allah Tebareke ve Teala ayeti indirdi. La ilahe illallah.